FIBA Eurocup C grubunda Edirne ekibi rakibi Rusya'nın Jevakada takımıyla dün akşam Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu geçen maçı 2 uzatma süresinin ardından Edirne ekibi 97-94 sayı farkıyla kazanarak 16 takım arasına girmeyi başardı. Edirne Spor Bayan Basketbol takımının grupta oynadığı Rusya maçı iki ülke arasında yaşanan uçak krizi nedeniyle zorlu geçti. İlk maçını deplasmanda oynamak için Rusya'ya giden takım havaalanında 4 saat bekletildiği için uçağı kaçırdı. Maçın rövanşı için bu kez Rusya Jevakata takımı Edirne'ye geldi. Konuk takım Edirne'de çiçeklerle karşılandı. Centilmence geçen mücadelenin ardından gülen taraf ev sahibi takım oldu. Maç sonrasında salonunda oyuncular, teknik heyet ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Oyun havaları eşliğinde oynanan yerli ve yabancı oyuncular galibiyetin sevincini doyasıya yaşadı. Elde edilen galibiyet sonrasında Edirne Spor Bayan Basketbol Kulübü Başkanı Murat Boyacıoğlu, Baş Antrenör Hakan Acer ve Takım Kaptanı Saynur Tozlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dün akşam oynanan maçta büyük bir heyecan yaşandığını ifade ederek, elde ettikleri başarıdan dolayı başkanı, teknik heyeti ve oyuncuları kutladı. Ülkeler ve hükümetler arasında problemlerin olabileceğini belirten Gürkan, Türk misafirperverliği ve sporun evrensel barış mesajını her zaman ve her yerde vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Dün akşam onu yaptık. Dün akşamki maçta öyle agresif davranışlar yoktu. Sporun doğasına uygun davranışlar vardı. Her iki takımda da dedi. Biz şunu göstermek durumundayız. Evet, bazen ülkeler arasında, yani hükümetler arasında problemler olabilir, devletler arasında demiyorum, hükümetler arasında olur bunlar. Ama biz Türk misafirperverliği ve sporun evrensel barış mesajını her zaman ve her yerde vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Akşam onu yaptık biz, ben onu söyledim zaten koşullarına da. Hoş geldiniz, spor kazası, barış kazası, centilmenlik kazası. Bir akşam başta da öyle çok agresif davranışlar yoktu. Yani sporun doğasına uygun davranışlar vardı her iki tarafta. Sporun en önemli hedeflerinden birisinin uluslararası barış olduğunu kaydeden Gürkan şunları söyledi. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Hem kendi tarafımızı heyecanlandırmak, motive etmek ama diğer taraftan da ülkeler arasında dostluğa ve barışa bir katkı sunmak. Dün akşam çiçek vermemizin amacı oydu ki kendimize gelen yerli ve yabancı bütün takımlara aynı davranışı gösteriyoruz. Ama dönemsel hassasiyet nedeniyle Ruslar da bunu daha belirgin yaptık ki buradan Putin'e bir mesaj olsun diye yapmak istedik. Çünkü amacımız yurtta barış, dünyada barış. Onlar olacak çok yerinde başta. Biz onlara hem Türkiye'nin hem de Edirne'nin konukseverliğini göstermek istedik. Şu mesajı vermek istedik. Sporun en önemli hedeflerinden biri uluslararası barıştır. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Hem kendi taraftarımızı heyecanlandırmak, motive etmek, tatmin etmek. Ama diğer tarafıyla da ülkeler arasında da dostlar barışa katkı sunmak. Dün akşamki çiçek vermemizin amacı o ki kentimize gelen yerli ya da yabancı bütün takımlara aynı davranışı gösteriyoruz. Ama dönemsel hassasiyet nedeniyle Ruslar da bunu daha belirgin yaptık ki buradan işte Putin'e de bir mesaj olsun diye yapmak istedik. Tabii hükümetler kendi aralarındaki anlaşmazlıklar bizi etkiliyor mu? Etkiliyor ama biz onlara çok fazla girmek istemiyoruz çünkü amacımız yurtta barış, dünyada barış. Kaptan Saynur Tozlu ise Eurocup'ta oynamanın gerçekten çok zor olduğunu ifade ederek yolculukların özellikle de aktarmalı yolculukların kolay olmadığını açıkladı. Eurocup oynamak Hakan abim de dedi ki zaten çok zor. Gerçekten yolculuklar kolay değil. Özellikle sürekli aktarma gidiyorsunuz. Rusya'da da zaten yaşananları konuşuldu. Orada tabii ki ülke arasındaki durumdan dolayı diye düşünüyoruz. İki ülke arasındaki durumdan dolayı biraz fazlaca bekletildiklerini anlatan kaptan, normal prosedürden daha fazla sürdü. Bu da uçağı kaçırmamıza sebep oldu. Uçağı kaçırınca da çok daha geç saatlerde gidebildik. Tabii hepsi birbirini tetikledi. Dünkü sevinç gösterisi artık bunların hepsinin bir patlamasıydı. Hepimizin çok ihtiyacı vardı. Şehir olarak da böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. O yüzden duygu patlaması gibi bir şey oldu.
Bizim adımıza çok güzel anlar olduğunu düşünüyorum. İnşallah maçımızdan sonra böyle sevinçler yaşanır şeklinde konuştu. Biraz fazlaca beklettik. Normal prosedürden daha uzun sürdü. Bu da uçağın kaçırmamıza sebep oldu. Uçağın kaçırınca daha geç, çok geç saatte gidebildik. Tabii hepsi birbirini tetikledi. Dünkü olay da, dünkü sevinç de artık bunların hepsinin bir patlamasıydı diye düşünüyorum. Hepsinin çok ihtiyacı vardı. Şehir olarak da böyle bir şey ihtiyacımız vardı. O yüzden her duygu patlaması gibi bir şey oldu. Bizim adımıza daha çok güzel anlar olduğunu düşünüyorum. İnşallah her maçımızdan sonra böyle şeyler görürüz.